Evet, herkese merhaba. Bu videoda programlama giriş serisine devam ediyoruz. Amacımız uygulama yapmak. Malum programlama öğrenmek için bol miktarda program yazmak lazım, uygulama yapmak lazım. Bu videoları izleyen arkadaşlara tavsiyem bolca uygulama yazmaları, bununla ilgili kaynakları bulmaları. İnternette çok sayıda kaynak var. Bilgisayarkavramları.com'a bakabilirsiniz. Orada çok sayıda örnek var. Çözümlü örnekler yayınlamaya çalışıyorum. Ayrıca değişik zamanlarda değişik arkadaşların sorduğu sorular var. Değişik üniversitelerden, Türkiye'nin dört bir yanındaki üniversitelerden ödev alan, ödev verilen ve bu ödevleri acaba bilgisayar kavramlarında çözümü var mıdır diye arayıp bilgisayar kavramlarına yazan arkadaşlar var. Bu soruların hepsini yayınlıyorum. Bana gelen soruların hepsini. Çözümlerini tabii yayınlamıyorum. Çözümlerini genelde en az bir sene sonra yayınlıyorum. Çünkü malum not karşılığı olan bir şeyi çözmek internet üzerinden etik problemler doğurabilir kaygısıyla. Dolayısıyla çözümlerinin de bir kısmı var. Hepsi yok. Sizlere tavsiyem bu sayfalara girip bol miktarda örnek bulup çözmeniz. Bu videoda da ben bol miktarda örnek çözmeye çalışacağım. Sen de diyorum bir ona yakın örnek çözeceğiz. Bu videoyu izlerken daha fazla faydalanabilmek için şunu yapmanızı tavsiye ederim. Bu video boyunca soru ve cevap şeklinde gideceğiz. Bir soru soracağım ve o sorunun ardından da çözümünü ben yapmaya çalışacağım. Şunu yaparsanız daha faydalı olabilir. Soruyu gördükten sonra, anladıktan sonra durdurup videoyu kendiniz çözmeye çalışın. Çözebiliyorsanız ne ala, çözemiyorsanız çözüm zaten video içinde var. Böyle durdurarak soru durdurup çözmeye çalışıp sonra çözümüne bakmak ve kendi çözümünüzle karşılaştırmak. Nerede hatalar var, nasıl farklı düşünülebilir? Malum bu programlama dersi ve birden fazla çözümü olabiliyor bir sorunun. Sizler de belki birden fazla şekilde çözümünü görmüş olursunuz. Tek bir doğru yok. Daha iyi nasıl çözülebilir veya daha farklı nasıl çözülebilir bunu görmüş olabilirsiniz. Bu 6. ders. 6. dersle ilgili bir video çekmiştim. Çok uzun olmasın diye onu kesmiştik. Orada da örnek sorularımız vardı. Bol miktarda orada da soru çözmüştük. Bu 6'nın yani 6. dersin 2. videosu. Gene örnek çözmeye devam ediyoruz. Daha sonra da dizilerle devam edeceğiz. Ereğler konusuyla devam edeceğiz. Evet, bir tane örnekle başlayalım. Birazcık daha ileri örnekler. Daha önceki örneklerden farklı olarak, daha önceki örnekler biraz daha basit döngüler üzerine kuruluydu. Sorumuz şu, bir sayı okuyarak ekranı aşağıdaki şekilde verilen boyutlarda bir kare matrisi. Kare matrisi ne demek? İşte en ve boyu aynı olan matris demek. Yani yatayda ve düşeyde aynı sayıda eleman olacak. Bakın bu mesela 6'ya 6'lık bir matris. Bütün elemanları 0, sadece ortadaki elemanları 1 olan şekilde artı yazdırın. Bakın mesela burada bütün elemanlar 0, sadece ortadaki elemanlar görebiliyor musunuz? Ortadaki kolon ve ortadaki satırdaki elemanlar 1, bir artı yazdırılmış. Tabi bu tek sayılar için okey. Çünkü tek sayılarda bir tane kolon ve bir tane satır artı yazmak için yeterliyken, çift sayılarda ortada bir kolon olmadığı veya ortada bir satır olmadığı için iki tane kolonun veya iki satırın çift olması gibi bir durum var. Acaba bunu nasıl yazdırabiliriz? Yani bu videolardaki amaç tabii böyle bir şey gerçek hayatta ne kadar karşınıza çıkar belki hiç çıkmaz. Ama amacımız kendimizi pratik yapmak, gerçek hayattaki döngüleri yazabilecek şekilde kendimizi döngüler konusunda uzmanlaştırabilmek, bu konuda yetenek geliştirebilmek. Dolayısıyla buna benzer örnekler yapacağız. Mesela bu şeyi nasıl yazdırabiliriz? Soruyu soruyorum. Şimdi cevabına geçiyorum. Cevap kısmını isterseniz siz çözmeyi denedikten sonra yapın. Burada tabii en parametrik yani en 3 olabilir, 1 olabilir, 2 olabilir, 3 olabilir, herhangi bir sayı olabilir, 8 olabilir, 15 olabilir. Ona göre ekrana kareyi çizdirmeniz lazım. Evet, çözümü nasıl olabilir? Çözüm şöyle, birazcık tasarım yapmamız lazım. Bazen sorular çok ilk başta hemen çözümünü görebilecek kadar kolay olmuyor. Şimdi bir defa ekrana kare matris bastırmak herhalde nispeten kolaydır. Nasıl yapacağız? Bir döngü içinde n'lik matris bastıracağız. Dolayısıyla iki boyutlu bir şey bastıracağımız için, matrisler iki boyutlu olduğu için iki tane iç içe döngüye ihtiyacımız var. Birisi x ekseninde, diğeri y ekseninde hareket edecek. Bu hareketlerin yanında şunu yapması gerekiyor döngünün. Belli durumlarda bir bastırması gerekiyor. Diğer bütün durumlarda sıfır. Yani önce ben mesela bu soruyu çözerken size tavsiyem bir kare matris, bütün elemanları sıfır olan n'lik bir kare matris yazdırmayı tavsiye ederdim. Sonra hangi durumlarda acaba bir olmuyor onu düşünmenizi tavsiye ederdim. Şöyle bakın çözümüne de baktığımız zaman görülecektir. Bakın burada mesela n'lik bir kare matris bastırmak için normalde şu if yapısı olmasaydı, if else yapısı şu 3 tane satır yani if ile başlayan şu satır 1'i ve else'i silerseniz bakın i ve j üzerinden sıfırdan n'e kadar yani n gibi bir sayı girildi. Bunu okuduk scanf'le. N'lik bir matrisi sıfıra sıfırlarla basar. Burada sadece bir olacağı durumlar düşünülüyor. Bir olabilme ihtimali nerede mümkün? Nerelerde bir olabilir? Onu düşünmemiz lazım. Ona konsantre olmamız lazım.
Bu da şöyle mümkün olabilir. İki tane durum olabilir. Yani çift veya tek girilmesi durumu. Şimdi çiftse n bölü 2 yaptığınız zaman n bölü 2'ler, yani bakın 6'yı 2'ye böldüğümüzde 3. kolon ve 4. kolonun 1 olması lazım. Çift olması durumunda. Tek olması durumunda da n'i 2'ye bölmemiz yeterli. Dolayısıyla şuna bakmamız lazım. N'i 2'ye böldüğümüzde ve bir fazlası çiftse, n şayet tekse de n'i 2'ye böldüğümüzde çıkan kolonu 1 yaptırtacağız. Burada onu kontrol ediyoruz. Bakın normalde n bölü 2'ye direkt bas. Çünkü iki durumda da tek de olsa çift de olsa n bölü 2'de kolon var. İkinci kolon çift durumlarda söz konusu. O zaman bir de şunu kontrol et. N çift mi? Çiftse o zaman bir de şunu yaptır. Dolayısıyla burada gördüğünüz üzere bir if bloğu yazılmış. Yani n bölü 2. satır ve n bölü 2. sütunu her durumda 1 olarak yazıyor. Bir de n'in çift olması durumunda n bölü 2 eksi 1 ve n bölü 2 eksi 1. satır ve kolonu da 1 olarak yazıyor. Dolayısıyla çift durumlar içinde 2 satır ve 2 kolonu 1 yapacak şekilde işaretlenmiş. Yani buradaki trik, buradaki böyle dikkat etmemiz gereken özellik şu. N'in çift ve tek diye ayrılması birincisi. İkincisi de ayrıldıktan sonra da hangi durumlarda yazılacağını kontrol edebilmemiz. Yeni bir sorumuz var. Parametre olarak bir sayı alan, aldığı bu sayıdan küçük en büyük asal sayıyı döndüren fonksiyonu yazınız. Şimdi dolayısıyla bir defa bir sayı alacağız. O sayıya kadar bütün sayıları test edeceğiz ve en büyüğü bulmamız gerekiyor. En büyük asal sayıyı bulmak için aslında şunu yapmak mümkün. Aldığımız sayıdan aşağıya doğru gidersek, dolayısıyla mesela aldığım sayı 100. 100'den küçük en büyük asal sayıyı arıyorsak, bilmiyorum kaçtır ama bu asal sayıyı bulmak için 99, 98, 97 diye deneyerek gidersek daha başarılı bir yaklaşım olur. Çünkü mesela 3 asal mı, 5 asal mı diye aşağıdan yukarıya doğru test edersek bütün asal sayıları gereksiz yere test etmiş olacağız. Bunu yapan bir kod yazmaya çalışırsak şunu yapmak mantıklı. N'den başlayıp 2'ye kadar, çünkü biliyoruz ki en küçük asal sayı 2. 2'den daha küçük bir sayı girildiyse, mesela eksi 5 girildiyse bu döngünün çalışmaması lazım. Dolayısıyla bunu engellemek için 2'den büyük olduğu sürece dön ve her adımda bir azalt. Dolayısıyla bir sonraki asal sayıyı bulmaya çalışacağız. Bu flag yapısını bahsetmiştim. Bir bayrak var. Asallık kontrolü için kullanılan bir bayrak var. Dolayısıyla asal olup olmamasına bakıyor. Evet, dolayısıyla flag kontrolü burada. Sayıların hiçbirisi asallığını bozmuyormuş gibi. Yani şunu kastetmek istiyoruz. Başlangıçta biz bir kabul yapıyoruz. Diyoruz ki sayı asal. Her sayı asal kabul ederek başlıyoruz. 99 sayısı geldi. Normalde biliyoruz 3'e bölünüyor değil mi? Asal değil. Ama biz bunu asalmış gibi kabul ediyoruz. Ne zamana kadar? Onu bölen bir tane sayı bulana kadar. Çünkü bir tane sayı bulursak tam bölebilen asal değil diyeceğiz. Hiçbir sayı bulamazsak o zaman asal diyeceğiz. Dolayısıyla bütün sayılarla test ediyoruz. Bir tanesi bile bölerse diyoruz ki asal değil. Ama biz sayılarla test ederken hiçbiri bölmezse o zaman asal diyeceğiz. Dolayısıyla ilk başta sayı asal olarak başlıyoruz. Bütün sayılar asaldır. İlk test edeceğimiz sayıda mesela 100 girildiğini düşünün. 100'den başlıyoruz. 100 sayısı asal kabul ettik. Başladık 2'den itibaren. Acaba tam bölebilen bir sayı var mı? 2 tam bölüyor mu? Böldü 100'ü. O zaman asal değil dedik. Hop çıktık. Şayet sayı 99, bir azalttık, 100 tam işimizi görmedi, bir daha azalttık, 99. 99 asal mı? Kontrol ediyoruz. 2'ye tam böldü mü? Bölmedi. 3'e tam böldü mü? Evet, böldü. Dolayısıyla ne oldu? Sayı asal değil. 98 işte 2'ye bölündü, asal değil. 97 bölündü, bölünmedi vesaire şeklinde gidiyor sayı serimiz. Dolayısıyla bu asallık kontrolü flag ile ilgili bir şey. Hiçbir sayının, yani böyle sorular vardır. Hiçbir sayının hiçbir durumda hiçbir şekilde sağlanmayan durumları kontrol etmek istiyorsunuzdur. Bir tane bile sağlanır durum durumu fail ettirir. Durumun dışına çıkmanıza sebep olur. Bunu kontrol etmek için flag kontrolü daha önce de anlatmıştık. Buradaki trik, yani en büyük asal sayı denmesinin sebebi tersten başlıyor olması döngünün. Ve sayı asal ise şayet dışarı çıkıyoruz. Asal değilse de o zaman bir sonraki sayıyı deneyerek devam ediyoruz. Yani gene burada tabii ufak trikler var. Mesela burada i'ye kadar değil, kök i'ye kadar gitmek yeterli olabilir. Gene bu işi birazcık kurcalayan arkadaşlar için söyleyelim. Gene burada kontrolde break koymak mantıklı olabilir. Bunlar ufak şeyler, iyileştirmeler. Onları da not olarak yazalım. Bunun bakın recursive çözümü var burada. Öz yineli çözümü, recursive olarak çözümü. Recursive kod biliyorsunuz aslında şunu söylemiştik. Döngülerin tamamı recursive. Ve recursive fonksiyonların tamamı döngü olarak yazılabilir. Burada öz yineli olarak yazılmış. Yani n 1 ise şayet, n 0 ise test edilen sayı. Bakın burada n ile test yapılıyor. Şayet
test tam bölüyorsa, test edilen sayı tam bölüyorsa, o zaman asal değil. Test edilen sayı tam bölmüyorsa, o zaman bir önceki sayıyı dene. Yani mesela 100 asal mı diye kontrol etmeye çalışıyoruz. 100 asal mı kontrolünü yaparken işte test ettik. Bölebildi mi? Bölemediyse bir sonrakini dene. 99, 98 diye devam et. Burada da 2 ile bölmeye çalışıyoruz. Bölüp bölmediğine bakıyoruz. Değilse bir sonraki sayıyla 3 ile, 4 ile, 5 ile şeklinde devam et. Bir sonraki sayıdan diye devam ediyor. Aynı döngülerde olduğu gibi 2 tane şey hareket ediyor. Bir sayının kendisi işte verilen sayıdan n'den başlayıp 100 ise mesela 100, 99, 98 diye aşağı iniyor. Bir de her sayı için 2'den başlayarak 3, 4, 5, 6 diye devam eden bir sayı serisi var. Bu aslında Diophanten'di galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Onun sieve denilen, kalbur denilen bir yapısı var. Aslında asal sayılar için çok kullanışlı bir yapıdır kalbur yapısı. Şöyle ki 2 ile mesela test ettiniz. 2'nin katları olan bütün şeyleri, 4, 6, 8 gibi bütün sayıları, işte 0 ile 100 arasındaki asal sayıları bulmak istiyorsunuz. Şeyden ele, ihtimaller havuzundan ele. Sonra 3 ile test ettiniz, 3'ün bütün katlarını ele. 4 ile test ettiniz, 4'ün bütün katları zaten elenmiş oluyor 2'den elendiği için. 4'ü hiç test etmiyorsunuz bile. 5'in katlarını ele falan, böyle devam ediyor. Bu yaklaşımı kullanabilmeniz için ama dizileri anlatmamız lazım. Dizileri de bir sonraki derste anlatırız. Orada da bunu uygulamaya çalışırsınız. Evet, üçüncü sorumuza gelelim. Kullanıcıdan bir sayı okuyarak okunan sayının iki tabanında logaritmasını yaklaşık tam sayı olarak bastırınız. Örneğin 10 sayısının iki tabanındaki logaritması 30 sayısı 16 ve 32 arasındaki olduğu için 4 ile 5 olarak bulunabilir. Yani burada şöyle bir şey var. Şunu söyleyelim. Şimdi bir sayının logaritmasını bulmak demek aslında üst işleminin tersini almak demek. Mesela diyelim ki 30 sayısının logaritmasını buluyorsunuz. 2 tabanında logaritma bulacağınıza göre 2'nin üstlerine bakıyorsunuz. İşte 2'nin birinci üssü 2. Şuraya yazalım hatta şöyle. 2 değil mi? Sonra bir üstünü daha alırsanız 4. Bir üstünü daha alırsanız şeyle çarparsanız 3. kuvveti 8. 4. kuvveti 16. 32. 64. Böyle giden bir seri değil mi? 2'nin üstleri. Dolayısıyla aslında şunun altında kaçıncı kuvveti olduğunu yazayım. İkinci kuvveti, üçüncü kuvveti. Şöyle aynı sırayı tutturmaya çalışayım. Dördüncü kuvveti, beşinci kuvveti ve altıncı kuvveti. Yani bunu zaten liseden bilen arkadaşlar vardır ama hani belki biraz şey gelebilir, değişik gelebilir. Şimdi bakın şöyle. Bana herhangi bir sayı söyleyin. Mesela 60. 60 nerede? 32 ile 64 arasında. Demek ki bunun logaritması 5 ile 6 arasında. 5 nokta küsur bir şey çıkacak. 6'ya yakın bir sayı çıkacak. Mesela 9, 8 ile 12 arasında demek ki logaritması 3 civarında bir şey çıkacak. Yani üst işleminin tersini alıyoruz. Dolayısıyla şunu yapmamız gerekiyor. Herhangi bir sayı verildiğinde 2'nin kuvvetlerini alarak devam edeceğiz. İşte 128, 256, 512 şeklinde devam edecek. Ve sayı hangi aralıktaysa, verilen sayı neredeyse oraya kadar 2'nin kuvvetlerini alarak gideceğiz. Kaçıncı kuvvetinden küçükse o kuvvetten bir önceki sayı demektir. Mesela bir sayı söyleyelim. İşte diyelim ki 400. 400'ün log 2 tabanındaki karşılığı nedir? 128, 256, 512. 400 denmişti. 400 bakın bu arada. Burada duracağım dolayısıyla. 1024, 2048 diye devam etmeme gerek yok. Burada durmam yeterli. Demek ki bu arada bir sayı. Bu 256'yı kaçıncı kuvvette buldum? 7, 8. kuvvette. Demek ki 8 ile 9 arasında bir sayıdan bahsediyoruz. Logaritma almak böyle basit bir işlem. Bu 2'nin kuvvetleri log 2 tabanında olduğu için log 3 tabanında olsaydı 3'ün kuvvetleri 3, 9, 27 şeklinde devam edecek seriden bahsediyorduk. Şimdi dolayısıyla bunu yapmamız lazım. Bir döngüyle 2'nin kuvvetlerini alarak devam edeceğiz. Sayıdan büyük bir sayıyı bulduğumuzda duracağız. Bir önceki kuvvetini döndüreceğiz. Burada da aynen öyle yapılmış. Bakın 1'den başlanmış. Her seferinde i 2 ile çarpılmış. Dolayısıyla ilk çarpımda 2 olacak. 1 ile 2 çarpımda 2 olacak. Sonra 2 ile 2 çarpımda 4. Sonra 4 ile 2 çarpımda 8, 16, 32 şeklinde devam eden seriyi veriyor bu. Her seferinde de counter'ımızı bir arttırıyoruz. Çünkü bir sonraki kuvvetine geçilmiş demektir. Bu sayı n'den küçük olduğu sürece devam ediyor. Yani girilen sayıdan. Mesela 500'ün logaritmasını istiyorduk ya, 500'den küçük olduğu sürece devam ediyor. 500'e geldiği anda, 500'den büyük bir sayı olduğunda artık tak çıkıyor ve o ana kadar kaç kere saydırdıysak, kaçıncı kuvvete geldiysek o sayıyı döndürüyoruz. Dolayısıyla tam sayı kısmını, tabii ondalıklı sayı kısmını burada hesaplamak da mümkün ama bu döngü en azından bunu yapmaz veya o kadar karmaşık bir şey istenmemiş bizden. Sadece tam sayı kısmı bu şekilde bulunabilir. Bir sonraki sorumuza bakalım. Kullanıcıdan yaşını okuyan ve okunan yaşı ekrana basan kod yazınız. Bu soru basit bir okuma yazma sorusudur. Çok zorlanılmasın diye basit olduğu verilmiş.
Böyle basit sorular da arada geliyor. Kullanıcıdan yaş okunuyor ve scanf ile ve printf ile yaşı bastırılmış. Sınıfta bulunan öğrencilerin yaşlarını okuyan ve ortalamasını alan bir kod yazmanız isteniyor. Soruda ayrıca eksi bir girilene kadar öğrenci okumaya devam edeceğiniz belirtiliyor denmiş. Yani eksi bir girilene kadar kullanıcıdan sayı okuyacağız ve eksi bir girildiği anda duracağız. Burada bakın yaşlar okunuyor. Yaşın sıfırdan büyük olması şartı konulmuş. Yaşlar arttırılıyor. Her bir girişten sonra sayı arttırılıyor. Kaç tane sayı girildiği o zamana kadar arttırılıyor. Sonra tabii bu son döngüde bir problem var. Bir tane fazladan arttırılacağı için sayısı arttırılıyor. Sonra toplamla sayısı birbirine bölünüyor. Kaç tane sayı girildiği, yaş girildiğinin kaç tane olduğu birbirine bölünüyor. Ve çıkan sayı ortalama olarak bastırılıyor. Şimdi buradaki dikkat edeceğimiz hususlardan birisi şu. Yaşın büyük eşit sıfır denmesinin sebebi eksi bir girilirse döngüden çıkılması. Durma işleminin yapılması. Şayet eksi birden büyük sayılar giriliyorsa girildiği sürece sayıları okuyup kaç tane sayı olduğunu say değişkeninde toplamları da toplam değişkeninde tutacağız. Burada bir de typecasting var, tip dönüşümü var. Normalde bakın toplam ve say değerleri integer değerler. Bölümün ondalıklı sayı çıkabilmesi için float aritmetiği yapılması lazım. Integer aritmetiği değil, integer aritmetiği yapılırsa tam sayı kısmı alınır. Mesela 60 bölü 8 veya basit bir sayı yapalım. 10 bölü 3 normalde 3.33'tür. Dolayısıyla 3.33'ün tam sayı kısmı, 3 kısmı sadece gözükür. 3.33 olarak görmek istiyorsanız onu da float, 3'ü de float'a çevirip floatlar arasında bölme işlemi yapmanız lazım. Dolayısıyla bölme işlemi floatlara çevrilerek yapılmış. İki boyutlu Fibonacci sorumuz var. Güzel sorulardan birisidir. Şöyle bir şey isteniyor. Bakın bu matris üzerinde herhangi bir boy ve en boyunca sağ ve aşağıya yönünü bozmadığınız sürece Fibonacci serisi çıkar. Bunu bilmiyorum. Daha önce hiçbir yerde görmedim. Ben de böyle C dersleri verirken örnek bulma sıkıntısından dolayı örnek icat etmeye çalışırken çıkan şeylerden birisi. İki boyutlu Fibonacci diye literatürde olmayan bir şey ama bizim derslerde örnek bulalım derken çıkan şeylerden birisi. Şöyle düşünün bakın. Şu aslında yapılan şey. İlk seri burada devam ediyor. 1, 1, 2, 3, 5. Bu Fibonacci'nin özelliği neydi? Kendinden önceki iki sayının toplamı. Yani şu iki sayının toplamı burayı veriyor. Şu iki sayının toplamı burayı veriyor. İşte 2 ile 3'ün toplamı 5'i veriyor şeklinde giden seriden bahsediyoruz. İkinci satırda sadece bir kaydırıyoruz. Yani şu baştaki sayıyı siliyoruz. Yerine bir sonraki sayıyı hesaplayıp koyuyoruz. Üçüncü satırda bir sonraki kaydırarak gidiyoruz. Sonunda da şöyle bir şey çıkıyor. Bakın şöyle sağa doğru istediğim kadar gideyim. Aşağıya doğru gideyim. Sağa ve aşağıya gideyim. Hep Fibonacci serisinin sayıları çıkacaktır. Sağa ve aşağıya doğru giderken çıkan seriler. Bunu yazdıran kod isteniyor sizden. Nasıl yazdırırsınız? Bu Fibonacci serisini iki boyutlu olarak nasıl yazdırırsınız? Sorusu bu. Aslında dikkat edilmesi gereken şey şu. Yani kolonda da Fibonacci serileri var. Aslında birbirle başlayacağız. Birbirden sonra geri kalan sayıları hesaplıyoruz. Sonra şunu yapmamız gerekiyor. Şuradaki ilk iki sayıyı birer kaydırıp geri kalan sayıları hesaplayabiliriz. Yani Fibonacci serisinde herhangi bir elemanın hesaplanabilmesi için kendinden önceki iki elemana ihtiyaç var. Dolayısıyla bu sayıları kaydırdığınız zaman bu satırı hesaplamak mümkün artık geri kalanları. Veya 2 ve 3'ü verdikten sonra şu 3. satırı hesaplayabilirsiniz. Veya 5 ve 8 verildikten sonra bu satır hesaplanabilir. 5 ve 8 buraya nasıl gelecek derseniz o bir önceki seride de olan sayılar. Bir önceki serideki bir sağdaki kolonlarda olan sayıları aşağı indirirseniz şöyle çapraz olarak geri kalanını hesaplayabilirsiniz. Yapmamız gereken şey de burada kodla verilmiş. Bakın şu içerideki yapı Fibonacci serisini hesaplıyor. Yani A ve B verildikten sonra mesela 1 ve 1'den başladığını düşünün. Fibonacci serisini hesaplar istediğiniz kadar elemanla. N burada boyutu verdiği için 5'e 5'lik 5 tane eleman hesapla ve bitir denmiş. Bir sonraki adımda kaydırma işlemi yapmamız gerekiyor. Kaydıracağımız işlemde ne? Bir önceki şeyde 1 1 ile başladıysak işte 1 2 ile başla, 1 3 ile 2 3 ile başla şeklinde sayıları kaydırmak. Şuradaki kaydırma işlemi yapılıp sonra Fibonacci serisi hesaplanıyor. Kaydırma Fibonacci şeklinde bütün satırlar hesaplanıyor. Kaç satır hesaplanıyor? O da n tane. Yani n'lik bir matrisin ekrana bastırılması mümkün. Bir sonraki sorumuz verilen bir sayı kadar asal sayıyı basmanız istenmiş. Örneğin 5 girilmesi durumunda ilk 5 asal sayıyı basın. 2, 3, 5, 7, 11 ilk 5 tane asal sayıymış. Bunu bastıran kod isteniyor. Gene siz kodlamaya çalışın. Ben çözümü gene videonun içinde anlatayım. Bakın yapılan işlem şu. Bir defa kaç tane asal sayı girildiğini saydırmamız gerekiyor. Bir de
şey yaptırmamız gerekiyor. Ne denir? Asal sayıları hesaplamamız gerekiyor. Şimdi burada en sabit verilmiş 37. Önce böyle bir şeyle başlanılabilir. Herhangi bir sayıyı kullanıcıdan okumadan herhangi verilen bir sayı için o sayıya kadar olan asal sayıları özür diliyorum, geri alıyorum. Bu kod verilen sayının asal olup olmadığını kontrol eden bir kod. Bunu daha önce yazmıştık. İşte en 37 asal mıdır? 2'den başlayıp 37'ye kadar olan sayılar teker teker test ediliyor. Herhangi birisi asallığı bozuyorsa çıkıyor. Şuradaki koda bakarsanız buna sorunun çözümü olan, yani kaç tane asal sayı olduğu, işte asal sayı kontrolü yapan yapı, bakın şu içeride, şurası, bu sayının asallığını kontrol edecek, verilen sayının yani n'in asallığını kontrol edecek, n burada 2'den başlıyor, ama bir de kaç tane asal sayı istendiği verilmiş, dolayısıyla her seferinde n'i de 1 arttırıyoruz. Yazılan n 1 artarken asal olacak sayı 1 artıyor, sayaç da kaç tane asal sayı yazdığımız. Şimdi şurada asal olarak başlıyor. Asal kabulüyle başlıyoruz. Sayıyı asal kabul ediyoruz. Herhangi bir sayı asallığı bozuyorsa onu bastıramıyoruz. Ama hiçbir sayı asallığını bozmuyorsa, bütün sayılarla test edip n'den bir önceki sayıya kadar tabii. Çünkü bütün sayılar n'i tam olarak böler. Ama n'i tam olarak böler. Ama sayı asal kabulüyle girdik ve asallığı bozan bir sayı bulmadan çıktıysak ve asal olarak sayıyı ilan ettiysek, çıkan sonuçtaki sayılarımızı da bastırabiliriz. Ve her bastırdığımız sayı için de sayacı bir arttırıyoruz. Ne zamana kadar? Sayaç girilen sayıya eşit olana kadar. Girilen sayı neydi? Kaç tane asal sayı istediğimiz. Dolayısıyla 10 tane asal sayı isteniliyorsa 10 tane asal sayı bastırdığımız zaman işlem tamamlanmış olacak. Evet, böylelikle videoyu daha tamamladık. Bu 6. dersin 2. videosuydu. Şimdiye kadar bu çekilen 7. video dolayısıyla diğer konularla da devam edeceğiz. Böyle örnekler, ben gene geldikçe sorular cevaplamaya çalışırım sizlerden. Bilebildiğim kadarıyla, tabii vakit bulabildiğim kadarıyla. Umarım faydalı oluyordur. Videoları kısa ve hızlı çekmeye çalışıyorum. O yüzden birazcık hızlı anlatım oluyor vakit olarak yetiştirmek için. Umarım sürçülisan etmiyoruzdur. Ediyorsak da affola. Herkese başarılar dilerim.